Ben Musa Somuncuoğlu, Sadı abimin emmioğlusuyum. Sadı abim 1969 senesinde babamın yanına geldi. O zamanları Milliyetçi Hareket Partisi yeni kurulmuştu. Sadı abim de genel başkan yardımcısıydı. Teşkilat kurulma aşamasındaydı. Babam siyasetle ilgilendiği için o günlerde CHP'nin içerisindeydi, etkili biriydi. Babama bu meseleyi anlatmaya geldi ve babama parti teşkilatının kurulmasını ve burada ilerlemesini, devam etmesini anlattı. Sen ne diyorsun emmi diye sordu. Babam da oğlum Sadi, sen bir partinin genel başkan yardımcısı olarak orada olunca tabii ki benim de senin yanında olmam gerekir diye. Sadi abim de tabii ki bundan çok memnun oldu. İşte teşkilat kuruldu ve Türkeş Bey geldi. O günlerde Zafer Sineması diye andığımız sinemada toplantı oldu. Orada üç ileri rozetini babama takmış oldu. 1977 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden aday oldu ve Türkiye genelinde 16 ilde milletvekili çıkarttık. Bir tanesi de Aksaray, Niğde'nin vilayetinde Aksaray'ın desteğiyle milletvekili olarak meclise gönderdik. Akabinde hükümet kuruldu ve bu hükümette de Demirel hükümetiydi. Sadı abim devlet bakanı olarak görevlendirildi. Tabii bu bakanlığı bizi aile olarak çok mutlu ettiği gibi babam da çok sevindi. Babam bana bir telgraf çektirtti ve Sadı abime aynen şunları yazdırttı. Oğlum Sadi, yapmış olduğun gayretten ve çalışmalarından dolayı seni kutluyorum. Ailemizin medarı iftiharı olarak milletvekili oldun. Arkasından da sana bakanlık görevi verdiler. Tabii ki çok da layıktın bakanlık görevine. Bilginle, birikiminle, derinliğinle diye böyle bir telgraf çekti. Allah muvaffak etsin, Allah yolunu açık etsin diye telgrafını gönderdi. Babam Sadı abimin bu bakanlık döneminde çok mutlu oluyordu, çok seviniyordu ailemizden böyle birinin çıkması. Ama Sadı abimdeki tabii ki bütün ülkede olduğu gibi Aksaray'da da çok sevildi, sayıldı. Hep Sadı abimi desteklediler. Bakanlığı döneminde de, sonraki dönemlerde de. Bu arada Sadı abim Ortaköy'de, Eskil'de ve bizim su üstü köylükler dediğimiz yukarı köylerde elektrik ve iç alt yatırım pek yoktu. Onlar da büyük gayret gösterdi. Oralarda çalışmalar yaptı. Ve 1980 senesinde ihtilalle beraber Sadı abimin bakanlık ve milletvekilliği bitmiş oldu. Ve 15 sene milletvekilliğine ve parti çalışmalarına ara verdi. Parti dışı sivil toplum örgütlerinde, Türk Ocağı gibi milliyetçi derneklerde konferanslar vererek, oralarda toplantı yaparak zamanını geçirdi. Ve sene 1995'te ben Aksaray'da halı, mobilya ve beyaz eşya ticaretiyle uğraştığım için dükkanımıza gelenler oluyordu. Bizim eski Aksaray'ın büyükleri, ya Sadı Bey gibi bir devlet adamı bizim Aksaray'da yetişmiş ve kenarda oturmasına bizim gönlümüz razı olmuyor. Sadı Bey'e söyleyin, Musa bundan söyleyecek burada Aksaray'da sensin. Bak sana da biz söylüyoruz. Herhangi bir partiden aday olsun. Tabii ki bunu ANAP yaptı, Doğru Yolcular daha çok söylüyorlardı. Sadı abim de pek dikkate almıyordu ama bir gün Daren diye toplantıya gidiyorduk. Orada Hulusi Efendi'nin konferansı vardı birinci yıl döneminde, sempozyumuna. Yolda ben söyledim, abi sen siyasi partiden çok teklifler var. Daha önce de tabii bunları söylüyordum. Doğru Yol ve ANAP çok ısrar ediyor. Sadı Bey bizden aday olsun diye Aksaray Teşkilatları diyor. Ve genel merkezden de kabul görüyordu ve oradan da söylüyorlarmış Sadı abime. Sonra düşündü, 95 senesinde Anavatan Partisi'nden aday oldu. Ve oradan milletvekili seçildi. Ama Anavatan Partisi'nde 1,5-2 yıl kadar kaldıktan sonra ayrıldı. Tekrar eski partisi olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne döndü. Ve orada da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak 2 yıl daha görev yaptıktan sonra 99 seçimlerinde yeniden aday oldu ve Aksaray'dan milletvekili seçildi. Milletvekili olduktan sonra tekrar Bakanlar Kurulu'na girdi
devlet bakanı olarak görev yapmaya başladı. Bu arada bizler de gayri belirli bir yaşlara gelmiştik. Sadam'a yardımcı oluyorduk. İlk genelindeki aksaklıkları söylüyorduk. Yanlışlıkları söylüyorduk. Doğru olanları söylüyorduk. Sadam da bunu bizde dikkate alıyordu. Sadam'ın hizmetleri Aksaray'a çok fazlaydı. Ama öyle bir huyu vardı ki bu yapmış oldukları övgü olur diye hiç bahsetmezdi. Yaptığımız memleket için, vatan için, millet için derdi. Çünkü kendisi Türk milliyetçi ve ülkücü hareketin içerisinde geldiği için bunu yapmak gerekir şekilde görürdü. Biz madem oradayız, bu millet bizi oralara gönderdi. Onun için bizim de görevimiz diye bakardı ve bu şekilde devam etti. Bazı sempozyumlara giderdi Niğde, Nevşehir, Kayseri'de. Zaman zaman yakın illere giderken bizim de haberimiz olurdu. Söylerdi, biz de giderdik. Oradaki konuşmalarında Türk Ocağı'nda olsun, diğer sempozyumlarda olsun bazı sorular sorulardı. Sadı Bey, Aksaray'da Somuncu Baba'yla ilgi alakamız nedir diye. Sadı abim onu hiç siyasi yön olur diye gündeme getirmezdi. Söylemezdi. Ama biz biliyorduk ki aslında Sadı abim Somuncu Baba'nın Aksaray temsilcisiydi ve Somuncu ailesinin yukarılarda olsun, Aksaray'da olsun her yönüyle bileni, edeni ve bu meselelere hakim olanıydı. Hiçbir zaman gündeme de getirmedi. Allah bilsin der ve gerisini hizmet aşkıyla devam edelim derdi.